Beyler şimdi karakterin lider notu görevde böyle bitmiş oldu. Aslında ben burada gidip bu Pascal'la event'i de varken lider notu düşürmeyi gösterecektim sizlere. Pascal'den düşüyorum düşmüyorum ben de emin olamadım. Bir de Vayne'imizi falan açtık, farmımızı yapalım, farmımızdan aksamayalım diye direkt olarak verdim ben bu şekilde. Lider notunu pazardan 3 fon karşılığında aldık verdik abi. Lider görevimiz de bitmiş oldu. Şimdi artık bilgelik mücevheri ve kem göz mücevheri kısmına geçmiş olduk. Güzel yani Çar'ın bir yolu da yaklaşık bir ay içinde en fazla. O da ben aksatırım diye düşünerekten bir ay içinde bitirmiş oluruz diye düşünmekteyim. Şöyle ödüllerimizi de alalım. Bu oyunculara karşı 108 bir güç kazanmış olduk. Gayet güzel oldu. Şimdi geri kalan görevlerimizi de vermeye başlayalım da benim abonozumu verdin mi? Verdim. Parşömen verdin ondan da. Güzel teşekkürler. Evet aldım geldim kem göz mücevherinde. Şimdi bu görevde mi yakıyordu, diğerinde mi yakıyordu diye hatırlamaya çalışıyorum. Tahminimce bu görevde yakıyordu ama ilkini ben gene de araştırmacının özütü kullanmadan vereceğim. Bakalım kem göz mücevheri buldun mu harikasın. Evet burada yakıyormuş beyler yani bu görevi biz şey olarak vereceğiz evet. Bu görevi araştırmacının özütünü kullanarak vermemiz gerektiğini hatırladık tekrardan. Neyse gelir gelir veririm ben bunu. Bunu da bitiririz bakalım. STR'lerimizi alacağız. Buradan savunma da düşünüyordum aslında ama kombinimizi Ort Direnç Zırh'tan savunma Yakut'tan alacak şekilde yaptığımız için savunma almayıp biraz daha hasara yönelik böyle bir sura yapmak istiyorum. Şöyle suramız ikinci gün farmını da bitirdi. Bu süreçte ne kadar kastı? İkinci gün birazcık daha az aura kastık ama çok daha fazla miktarda örsü kastık. Şöyle 5-6 paket bir aura kasmış. Yaklaşık 30 tane gene bir taş var. Bolca bir mama var. Bu arada petimizde 2 tane nesne eksperini tekrardan doldurmuş oldu bu örs farmı ile birlikte. Aynı zamanda istirdiğimiz 77'ye çıktı. Örsümüz de 394 oldu burada. Anahtarı da bir ara sürü almak için boss'a çıktım. Aşağıdaki bosslar ne zaman çıkıyor ya Kuzey Rüzgarı örs kasmak için. Reisler ne zaman çıkıyor diyerekten çıkıp bir tane anahtar düşürebildik orada da. O da anahtar da oradan gelme. Şimdi savaşçımıza geçelim. Savaşçımız da bir gün boyunca takıldı. Bir simya süresi daha yedi. Şöyle sizlerin hemen de savaşçıyı alayım. Şöyle gösteriyorum. Simya panelimizi tamladığımızda yani 24 saate çektim ben hepsini. Sonra getirdim. Burada Aura'ya bıraktım karakteri. Bakalım neler kasmış. Şöyle gördüğünüz gibi 15 paket bir Aura'mız burada var. Şunlar da sonrasında arta kalanlar. 3 pakete yakın da burada var. Yani 18 paket civarında bir Aura elde sallamış bizlere. Şunlar hep fullenmiş beyler. Bunların daha fazlası da geliyor. Şimşek otumuz fullenmemiş. Şöyle bakın. Genel olarak yani 15 pakette şu 10 tane istirdiği kasıyor. Şuraya kasıyor. 4 tane boş direnç özü kasmış. 3 tane boş güç özütü kaçmış. Muhtemelen boş güç özütleri de yere düşmeye devam etmiş diye düşünüyorum. Onlar aslında değerliydi. Alabilsek güzel olurmuş. Parçalardan da bol miktarda parça kasmış açıkçası. Baktığım zaman başka ayaz köklerimiz var. Bunları artık almıyorum beyler. Bunlar çok değersiz. Hatta şunlar bile çok değersiz yani artık satılmıyorlar ama buranın yan getirisi tamamen deniz kızı sandığından oluyor. Bu farmda da deniz kızı sandığını otomatik aldı olduğunuz için alamıyorsunuz. Totalde 2 günde yaklaşık 50 pakete yakın bir auramız olmuş oldu şu 2 günde. Ben bunları da aktarayım. 3. günümüze geçelim. 75 paket auraya artık çıkalım. Bunları artık yani bilmiyorum satabilirsek satarız satamazsak kendimiz kullanırız beyler çok önemli değil. Ben de çünkü bir aura yapacağım illaki. Şu aralar çok fazla aura piyasasında durgunluk var yani pek fazla aura yapan yok gibi geldi bana. Ama hiç problem değil yani ben bunu 3.5'un altına artık satmayacağım. Bir aralar 3 fondan satmıştık biliyorsunuz. Ama 3 fondan artık biz alan kişi oluruz mesela kendimize bir aura yaparız diye düşünüyorum. O yüzden satmayı düşünmüyorum 3 fondan. 3.5'tan alıcısı olursa tabii ki gene satacağım. Ama onun haricinde hiçbir şekilde ben bunları satmayacağım ki o çarın da envanteri doldu. Ben hemen diğer şamanımızı açayım onu aktarayım itemlerimizi. Sonra tekrardan bu farmımıza başlayalım. Bir gün daha kasalım. Günlük yaklaşık 25 paket zorlasak 30 pakete yakın bir aura çıkarıyoruz. Bu da demek oluyor ki bir ayda biz bu aurayı bitiririz. Çok rahat bir şekilde. Karakterin de günlük giderini sizlere göstermek amaçlı. Şöyle benim yan karakterlerim aslında kor kasmaya uygun. Ama ben gene de hani vakitten yemesin diye çok daha zorlanıyorum biraz daha kor kasarken. Uğraştırıcı oluyor. Üçüncü katta kasabiliyorum çünkü. Oraya kadar götürmem gerekiyor. Ya da ikinci katta otomatik hava bırakarak yapmam gerekiyor. Şöyle bakalım kaç tane antika yiyecek. Yani bu yan getirisini bizlerden götürse hiç problem değil beyler. Mesela istirideleri şunları bunları götürse gerçekten hiç problem yok. %50'lik verdiği zaman kötü oluyor. %100 verir misin? Bir tane %100'ümüz geldi. Şöyle bir tane daha %100 olmuş oldu. Şöyle iki. İki simyamız fullendi. Üç oldu. Şöyle dört ol. Dört oldu. Şöyle 4 abi 2 tane daha %100 çıkartalım ve bu şöyle sonuncusundan %100 vermesi gerekiyor. Çünkü bir tane %50 gelirse bir %50 daha yapmak için yapacağım. Evet gördüğünüz gibi şimdi bu da %100 gelirse beyler bu araya gidecek tamamen gerçekten yok olacak yani. Çünkü ben bunu unutuyorum karakterin içerisinde. Hemen bir tane daha bozduralım bakalım. Kaç fon gitmiş oluyor simya süremizi uzatmaya. Şöyle şuradaki kaç alt simyan var mı acaba benim? Bakıyorum. Yani pek yok gibi. Ama ETP görevini yaparak da aslında bitirebiliriz. Ama olsun biz araçlayalım şunu da ETP görevini bir sonrakine kullanırız diyerekten vurdum. Bu da %100 geldi gördüğünüz gibi. Şu mesela kaybolacak beyler. Bu burada omuz olarak kaybolacak şimdi. Simya sürelerimizi fullleyelim. Tekrardan farmımıza geçelim istiyorum. Şöyle %100 şuna da atalım bir tane.
Gene bir %100 şunu atalım. Şöyle şöyle simya süremizi uzatıyoruz. Yaklaşık da 7-8 won civarında simya süremizi uzatmış oluyoruz. Tabii %50 çok fazla çıktı. Gerçekten birazcık fazla çıktı diyebilirim %50. Şöyle bir tane simyamız kaldı değil mi? Aynen. Bunu da hemen %100 yapalım. 8 won'a simya süremizi bitirmiş oluyoruz. Böyle bir durum söz konusu şu anda. Ya yan taraftan 8 won geliyor mudur? Mesela bir günde istiridilerden 1,5 won geliyor. Şunlardan 1 won gelsin abi. Şu 2 sıradan 10 M'den sattığımızı varsayalım. 1 won gelsin. Şu otlardan 1 won gelir. Boş çözüklerinden 1 won gelir. Parçalardan 1 won 2 won gelir. Simya süremizi tamamen yan getiriden amorti edebiliyoruz. Oralarda bize direkt olarak kar olarak kalıyor. Güzel. Ben şunları ayırayım. Tekrardan farm'a geçeyim bakalım. Evet, farm döngüsüne başlamadan önce de her gün sıramızı bu şekilde otomatik alanda böyle hazırlıyorum. Yani masraftan bir tık kaçınmıyoruz burada. Basabileceği her şeyi basması daha hızlı bir kasım sağlıyor bizlere. Bakalım mutluluk yüzüğümüzü de takmışız. Evet, set bonusumuz falan yerinde. Maalesef şuraya tecrübe yüzüğü takamıyorum. Ve beyinle kasacağım şimdi. Şöyle bunları da açalım, başlatalım. Günde bir saat kadar falan burada takılmaya bırakıyoruz. Bunun sebebi de ihtiyacımız oluyor. Neye ihtiyacımız oluyor? Pipetimizin expini kasması gerekiyor burada. Şöyle komboyu açamadım ama. Açabilir miyim komboyu? Aynen, kombomuzu da açtık. Bu şekilde buraya salıyorum, gidiyorum beyler. Bu da zaten kendi kendine burada bu peti level atlatıyor. Şu an gördüğünüz gibi exp de güzel bir şekilde geliyor açıkçası. Şu an exp bonusum çok yüksek değil. Yabimizi bastık mı? Basmışız. Okey, bu burada kasar, birazdan level atlatır mesela. 2 level atlatana kadar da burada takılacak karakter. Sonrasında tekrardan farm'a geçeceğiz. Çünkü dediğim gibi günde nereden baksanız 2 tane nesne exp dolduracak kadar mama düşürebiliyoruz Earth boss'undaki Bigfoot'lardan. Bu da bizim petimizi garanti bir şekilde bedavaya kasmışız gibi bir durum getiriyor bizlere. Yani aslında mama bazlı hesapladığınız zaman da çok güzel bir mama düşmüş oluyor. Çünkü pazar fiyatları mamaların 9-10 M civarlarında. Artı 5 artı 6'ların bile fiyatları 9-10 M'leri görmüş durumda. Bu da yaklaşık günde belki 10 won'dan fazla bir mama getirisi sağladığımızı göstermekte. Böyle bırakalım karakterimizi, bu burada levelini atlasın bakalım. Biz de o sırada diğer eksiklerimizi halledelim. Savaşçımızı bir tekrar Aura'ya bırakalım. Evet, pet de 90 level oluyor. Artışlarını görmek istiyorum sizlerle beraber. 11.7'den kaça çıkacak acaba HP'miz? 0.6 mı artacak acaba petimiz? Onu çok merak ediyorum. 12.3, aynen 0.6 artış alıyor. Gayet güzel. Devam etsin bakalım kasmaya burada. Bu arada ben bir günde 2 nesne maması dolduruyor diye düşünüyordum ama Şaman'ın envanterinde bitirenlerle direkt 90 levelin maması da doldu. Yani 3 levellik mama kasmış olduk. Gayet güzel bir mama getirisi olmuş gerçekten. Evet, karakter 3. gününün farmını atıyor şu anda. Geldiğimden beri şehir dışından deli gibi farm atıyorum bu karakterle. Bu örsümüzde bugün 200'lüğe tamamlarız. Yani 3 günde 90 tane de parıtılı istiridiğimiz olmuş. Dediğim gibi buradaki hedefimiz bu istiridiği 200'lüğe tamamlamak olacaktı. Ama şimdi bir borç ödemesine geçeceğim serisinden. O sırada da Hidra pazarında Hidra'dan ne kadar kastığımızı sizlere göstermek istiyorum. Bu 200'lü olduğu zaman da parıltılı istiride birazcık da gidip metin kesmek istiyorum açıkçası. O yüzden öyle bir hedef kurdum kendime. O zamana kadar da 1K civarında bir örs yaparsak çok tatlı olur. Şu ejder ateşi burnumuza geçelim. Üzerimizdeki 75 onu vermemiz gerekiyor. Bu aldığımız karakteri Suraya bildiğiniz gibi 300 onluk bir borcumuz kalmıştı. Daha önce 450 onunu ödemiştik. O bitecek. Şimdi sırada bu Yakut'un borcu başlayacak. 1300 won kadar da buraya bir ödeme yapmamız gerekiyor. Ama karakter farma başladığı için içim rahat. Bir miktar ödemeler gecikmiş oldu. Bekletmiş olduk insanları ama o da şehir dışına çıktığımız için olmuş oldu. Onlar da çok büyük bir problem yapmadılar, sağ olsunlar. Şimdi sırada Yakut ödememiz var. Yakut ödeyene kadar da bu farmları, bu Afgan farmlarını bırakamıyoruz maalesef ki borcumuz olduğu için açıkçası. Hemen ben Hidra pazarında da sizlere oluşan nakiti göstereyim şu şekilde. Şöyle aktaralım 75 fonumuzu. Hemen şöyle ticaretimizi atalım. Şöyle gösteriyorum. 236 won, 18 won da burada var ve üzerimde de yaklaşık bir 20-30 wonluk sandık kadar da var yan karakterle beraber. Yani 300 wona yakın bir nakit kasmış olduk. Üçüncü günündeyiz şu anda dediğim gibi. Günde ortalama 100 tur kesiyorum ve 100 turdan da 100 won nakit geliyor. Böyle bir durum Hidra'daki getirimizde bizler için. Şöyle 300 wonumuz birikmiş oldu üzerimizde. Bunu da şimdi birazdan borç ödemesiyle geleceğim tekrardan. Şöyle de arkadaşa borcumuzu ödeyelim. 300 won. Suramızın kalan borcu da bitmiş oluyor. Hayırlı olsun diyelim. Suramız tamamen artık bizlere ait olmuş oluyor. Güzel ticaret, hayırlı olsun. Surayı da içimde sindiğini söyleyebilirim suranın ilk etapta. Şimdi bu Yakut'un borcu da bittiği zaman tam anlamıyla içime sinecek gibi gözüküyor. Bakalım. Şöyle bir saniye, envanterde yer yokmuş. Evet, hayırlı olsun. Şimdi benim anahtar bosslarında süre alabilecek ve aynı zamanda orada sabit kalabilecek bir şamana ihtiyacım var. Çünkü aşağıda da örs falan kasıyorum. Aura kasarken falan da şamana ihtiyacım oluyor. Bu şamanın da oraya sabit bir şekilde bırakmak istiyorum. Normalde Melee'ye giden bir karakterimiz ama Melee'ye de bayağıdır girmiyoruz. Götürelim bunu da oradaki anahtar bossunu alttaki sabit odaya koyalım. Genel olarak altta kasmayacağım zaten. Şu anda orada süre alabileyim, bakımlardan sonra falan kullanayım diye oraya götürmek istiyorum. Buna bir restli set yapalım.
Bir de bunun skill'lerini sıfırlayalım. Şu şekilde skill'lerimizi hemen sıfırlayalım. Bunu bir kullandık. Neydi? Bilgi değişim kağıdı. Hani burada aratmışım zaten. Kaç HP olduğuna bakmak için. Şöyle bilgi değişim kağıdımızı alalım abi. 49 HP karşısında. Ver kardeşim benim. Hemen skill'lerimi bir sıfırlayayım. Sonrasında da artık bu karakterde ejderha gücü yapalım. Skill'de çok ara kalıyor böyle karakterlerin ama en azından 3-5 bir şeyler veriyor bizlere. Şöyle başlayalım abi. Mesela skill'lerimizi bir dağıtalım. Skill kaybı çok önemli değil zaten. İlk nereden başlayalım? Ejderha yardımımızdan başlayalım bakalım. Bunu master yaptık. Mesela 10 kritik kazandık buradan. Bunda bu çarın acaba kötü ruhları, müzevileri falan duruyor muydu? Kutsamamızı da yaptık. 29'u da buradan dayanıklılık kazanmışız. Şunu da bakın, bu da mesela ne biliyor musunuz? Size düşmanlık yapanlara karşı atabileceğiniz bir skill. Hani CH attırmamak adı altında. Onu da kullanırız. Şunları da açalım. Ben bir yansıtmayı da açayım da gene şöyle ya. Bunu da açalım. Şöyle seri seri bakalım. Yansıtmamız da gelmiş olsun. Bizim çünkü sura bir tık biliyorsunuz yansıtma üzerine bir karakter gibi oldu. Bunları açtık, tamamdır. Bakalım kötü ruh ve münzevim var mı? 10 tane münzevim, 23 tane de kötü ruhum varmış. Bununla da kritik skillimizi ya da şunu geliştiririz ama kritik olur diye düşünüyorum. Bunu geliştiririz sanırım. Bakalım. Karakterin restli itemlerini de bir basayım. Artı 6'ya falan basacağım kutsamayla. Şurada zaten tılsımı varmış. Pazardan da az önce gariptir ki bir tane tılsım çektim. O birazcık kötü oldu. Ama problem değil. Bir tane karaktere atarız bunu. Çok da önemli değil. Bunun ben bir itemlerini ayarlayayım. Gelin. Karakterin her şeyini hazırladık, geldik. Şöyle envanterimde itemlerini sizlere göstereyim. Artı 5, artı 5, artı 6 ve şöyle artı 6 bir ürünle resini tamamen karakterini sağlamış durumdayız. Hatta ben bir sürede boss farmı yaptım. Şimdi yorumlarda bu bosslara nasıl gidildiğini soran arkadaşlar için ve buranın statülerini merak edenler için şöyle göstermek istiyorum. 45 STR, 35 Wit, 35 Res ve 50 Int istiyor sizlerden. Int haricindekileri fulleseniz yeterli olur sizler için bu tarz mapler. Hemen şimdi sizlere boss'a nasıl gidileceğini gösteriyorum. İlk kısımdan itibaren şöyle izlerseniz çok rahat bir şekilde boss'a zaten ulaşırız. Ben boss'a gidiyorum. Burayı da artık sizlere şurayı takip ederek not almanızı ya da aklınıza tutmanızı tavsiye ederekten bir örnek şeklinde göstermek istiyorum. Hemen boss'a doğru gidelim. You in my sight, I keep all the words you said to me. I get you, get you, get you, get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, get you, get you, now you'll beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I'll hear you say you're sorry. Evet, gördüğünüz gibi çok rahat ve hızlı bir şekilde boss odasına gelişimizi sağladık. Şuradaki gördüğünüz odada bosslar çıkmakta. Bu her bakımda değişir. Her bakımda boss süreleri değişir. Yani onun not almanız gerekir. Sunucularda da CH'ler bile fark gösterir. Genel olarak mesela birinci CH'den başlar. Bazı sunucularda ilk 4 çıkıyor. Bazı sunucularda farklı farklı sıralamalar şeklinde. Buraya gelip sürekli CH atarak bakımlardan sonrasında çıkan dakikaları almanız gerekiyor. Bu dakikalar alttaki Earth bosslarından oyundaki map'teki birçok boss'a kadar aynı şekilde işlemekte. Metinlere kadar bile belki aynı şekilde olabilir. Yani çok emin değilim o konuda. Şöyle söyleyeyim, saat başı çıkan bir oda burası. Bir de bunun alt taraftaki versiyonu var. Onlar da artık farklı bir videoda gösteririz diye düşünmekteyim. Buraya kadar geldiyseniz ve izlediyseniz ve işinize yarayacak bilgiler de bulduysanız videoda çıkmadan bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman diğer videolarda gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.